Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlıkta İletişim, Farkındalık ve Motivasyon Etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, eğitimcimiz Doktor Mehmet Hatipoğlu'nun özgeçmişini arz ediyorum. 1980 Merzifon doğumlu olan Mehmet Hatipoğlu, ilk orta ve lise öğretimini Merzifon'da tamamladıktan sonra 1999 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuştur. İstanbul'da stajını tamamlayıp Mutlu Avukatlık Ortaklığı'ndaki kısa süreli avukatlık hayatından sonra araştırma görevlisi kadrosuna atanarak yüksek lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mali Hukuk Anabilim Dalı'nda, doktorasını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Doktora sürecinde 2 yıl Avustralya'da Southern Cross Üniversitesi'nde misafir öğretim elemanı olarak görev yapan Hatipoğlu, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev yapmıştır. Bir yıl süresince de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 81 il akademik danışman projesi kapsamında il danışmanı vazifesini başarıyla sürdürmüştür. İdarenin sorumluluğu, disiplin hukuku, adalet, iletişim konularında okumalar yapıp birçok söyleşiye katılan konuğumuz, halihazırda Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve hukuk işlerinden sorumlu rektör danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli katılımcılar, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Mehmet Hatipoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ses geliyor, sıkıntı yok. Kıymetli rektörüm, kıymetli müdürüm, kıymetli hocalarım, saygıdeğer Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik ve idari personelimiz, hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Ben çok böyle heyecanlıyım. Konuşmakta güçlük yaşamam. Sahne performansım çok iyidir. Heyecanımın sebebi sizin gibi değerli insanlarla birlikte olmaktır. Teveccüh buyurdunuz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Özellikle siz eksik olmayın. Her gittiğim yerde bu sözü söylemiyorum. Özellikle siz eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Topluma katkılarınızdan, bize katkılarınızdan, benim aileme katkılarınızdan, babama, rahmetli anneme katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bugün böyle bir sağlıkta iletişim, motivasyon, farkındalık semineri yapalım dediler. Ben, kıymetli misafirler, şu an Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde 396. programa çıkıyorum. 2016 yılında Afyon Karahisar'a geldim. Hukuk Fakültesi'ne geldikten 2016 yılından bugüne kadar Afyon'da resmi olarak afişimizin yazılıp, çizilip, ilan edildiği 396. bu ve üzülerek ifade etmek isterim ki bu Afyon Karahisar'daki son programımız. Böyle de bir artı şeyi oldu. Benim görevlendirme yazım yazıldı. Ben kıymetli misafirler, çocuklar ve hanımefendiden dolayı, vatandaşlık durumundan dolayı, ülkemden ve üniversitemden yaklaşık bir 2-3 yılına müsaade isteyip Avustralya'ya gidiyorum. Sidney'de bir vazife var. Devlet görevlisi olarak gidiyorum. Ve bugün o son söyleşimizi yapacağız. Bu ayrı bir mana kattı benim açımdan. Çok teşekkür ederim. Her yerden çağırdılar. Liselere gittim, üniversitelere gittim. Kamu kurum ve kuruluşlarına gittim. Bu iletişim dediğimiz şey bir sihirli değnek değil ki efendim. Askerin bilgilerle hemen verip, evet çıkıyoruz şimdi artık iletişim aldık bitti demek değil. Çocukluktan beri bizim o davranışsal modellerimizin, hepsinin, karakterimizin, hayat felsefemizin bir araya gelerek oluşturduğu bize bir şey yani. Çok büyük bir yük. Bu anında olacak bir şey değil ama belki şunu özellikle istirham ediyorum. Belki bugün yarayı kanatabiliriz. Yara kanarsa, bundan sonrası için bir farkındalık oluşursa, mutlaka ama mutlaka eve gittiğimizde bir tefekkür hasıl olursa muhteşem olur. Geçen İnanın o kadar çok örnekler var ki hangisini anlatsam diye. Burada ben böyle çok ciddi anlamda elini alıp böyle evet birinci slide, ikinci slide. Ben de biraz stand-up tadında geçer. Böyle yani hiç sıkmamaya çalışacağım. Biri 25 geçeye kadar söyleyeceklerimi söylemeye çalışacağım.
Çünkü 1.30'dan sonra yavaş yavaş çıkmalar başlar dediler. Çıkmayana kadar elimden geleni yapacağım. Uzun çarşıda arabayla park ederken buyurun 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 evet tamam tamam. Geldi kapıyı açtı. Allah'ım bir tuhaf bir teveccüh. Yani otoparkçı demeye bir şahit lazım. Efendim hoş geldiniz dedi. Dedim ya ne kadar seviyorsun işini dedim ya. Vallahi şu an yani benim ilgi alanıma girdin. Ben şu an seni anlatmaya giderim. Hukuk fakültesinde çalışıyorum. Hocam ben sizi tanıyorum dedi ya. Hocam siz belediyeye geldiniz. O günden sonra vallahi hep böyleyim dedi. Bir tek bana mı dedim? Hayır dedi. Güldü. Ufak bir yalan payı olduğunu kabul edersek. Yani 100 kişiden 50'sine yapsa yetmez. Buyurun, buyurun. Evet, tamam. Adama yani vallahi park etmek istemeyene park edesi geliyor. Yani öyle bir muhteşem bir karşılama yaptı beni. Hocam, bu iletişim benim yani insan üzere çok okuma yaptım. Büyük hocalarım var burada. Ben onların huzurunda bir şey söylemekten imtina eder arada. Ama insan üzere çok okuma yaptım. Ben 42 yaşında bir insanım. 1980 doğumluyum. Ama yaklaşık 25 yıldır kendime bir alan belirledim. O alan insan. Başında insan olan, kabında insan olan bütün kitapları almaya çalışırım. Böyle bir manyaklık. Yani örnek verin, ben şu yazar okuyorum, ben bu yazar okuyorum. Efendim ben kitap yurduna gidiyorum, insan yazıyorum, çıkan hepsini alıyorum. Okunmayacakları var, okunacakları var. Milyar karakter, milyar insan var. Ve bu milyar karakter, milyar insanla en çok irtibat kuran ya da en tehlikeli irtibatları kuran kıymetli kamu görevlileriyle karşı karşıyayım şu an. Yani sizin işiniz bizden çok daha zor efendim. Geçenlerde birisi bana mesaj attı. Dedi ki, hocam şu idare hukuku ana bilim dalı öğretim üyesiyim. İdare hukuku anlatıyorum ama idare hukuku çok seviliyor. Yani idare hukuku nedense öğrencilerde böyle bir şey yani. İdare mi? Aman ya. Soyut. İdare. Ne idare? Rektörlüğü gösterin bana. Rektör hocamı gösterebilirsiniz ama rektörlük yok ya. Kafada çocuk idareyi tasarlayamıyor. İdare eylem işlem yaptı diyorsun. Göremiyor ya. İnanmıyor. İnanmayınca ders kötü geçiyor. Bana yazmış. Hocam şöyle, hocam böyle kalırsam mahvoldum. Vallahi babam beni öldürür. Yazmış. Hocam ben de iletişim ya. Hayata dair iletişim. Hayatın tam ortasında iletişim ya. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaparım. Bazen psikopata yatmayı çok seviyorum. Çünkü öyle halloluyor bazı işler. Aradım babasını. Babasını aradım. Dedim ki efendim selamun aleyküm. Ben Dekan Yardımcısı Mehmet Hatipoğlu. İdare hukuku hocasıyım. Evladınız bana bir mesaj atmış. Orada demiş ki ben bu dersten kalırsam babam beni öldürür. Hakikaten öldürür müsünüz diye ben sormak istedim. Eğer öldürecekseniz vallahi bak geçeceğim. Hocam dedi ya olur mu öyle şey dedi. Yok çok saçma hocam dedi. Lütfen dedi böyle şeyler olur mu dedi. Ha ben onu bir teyit edeyim de hocam dedi. Çünkü ben hiç adaletsizlik yapmadım. Çocuğunuz kalacak ama siz de ona bir şey yapmazsanız sevin. Hocam estağfurullah ya dedi. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir öğrencinin yakını. Hem de birinci derece. Öğrenciyi bırakıyorsun, yakın hiçbir şey yapmıyor. Ama siz öyle değil. Sizde hasta bir dert. Yakını. Efendim merhaba, sizin çocuğu kanser edeceğiz de. Hani biz sizden... Öyle bir dünya yok. Sizin hocam vallahi ben ne diyeyim yani. Yani ben şimdi hep size teşekkür edeceğim program boyunca ama yani bunu kabul etmek lazım yani. Biz hukuk fakültesinde ders anlatıyoruz. Ben gidiyorum iletişim anlatıyorum. Ama lütfen bu konuşmalarda bana bir perde örmeyin olur mu? Yani sağlık çalışanlardan da şöyle bir perde geliyor. Hocam sen bizim ne halde olduğumuzu bir bilsen. Gel bakayım buraya bir gel akşama kadar. O perdeyi bugünlük bir kaldırın. Tamam mı? Stabil yapalım. Yani oranları indirelim. Ben içimden geçenleri anlatayım, siz de onu. Hocam şöyle bir şey var, gündüzünde okumak, gecesinde tefekkür, bir sonraki gün yaşamak olmadıktan sonra okumanın hiçbir manası yok.
Bizde okumak çok muhteşem bir şey. Kimi bin okur, bin söyler, terbiyesi gam eyler, keder eyler. Kimisi bir yaşar, sükut eder, irşadı adam eder, hayran eyler. Bize biraz yaşayan lazım efendim. Yaşayan. Çünkü böyle kalın kalın kitapların altında ezildim. Yaşadığımı zannettim. Meğer yaşamadan yaşlandım. Biz böyle okumalar yaparak, bir sonraki gün yaşamayarak olmuyor ne yazık ki. O zaman bugün birazcık yaşamaya dönük bir tefekküre vesile olursak o çok güzel bir şey olur. İşte biz de Avustralya'ya 2009-2010 yılında gittik. Orada ben doktora çalışmalarından bir kısmını sürdürdüm. Sonrasında ben Avustralya hukukuyla Türk hukuku karşılaştırması yaptım çevre yaptırımları konusunda. Hoca dedi ki, niye Avustralya? Bilimsel bir gerekçe sunman lazım. Hanım oralı desen, olmaz. Ben, hocam evlendikten sonra eşiniz nereli diye sorular, Melbourne dedim. Avustralya dedim, dediler ki sen internetten mi buldun? Hani böyle şeyler hemen öyle şeyleri sormaya itiyor. Hocam, bir botanik bahçesiydi hiç unutmuyorum. Orada duruyoruz çocuklarla, yani çocukla bir taneydi. Allah orada bize de bir kız alıp verdi. İkisiyle geldik. Nafi 3,5 yaşında. Biz orada termosta, çimenlikte bir çay içiyoruz. Botanik bahçesinin ortasında S1 yol var. Büyük bir yol. Sadece polis arabası girebiliyor. Polis arabası girdi. Ben 200-300 metre öteden pasaport, kimlik, çünkü polis girdi. Polis gelirse soracak mı bize? Hanım dedim, seninki de yanında, ne oldu hayırdır dedi. Şimdi o kültürü yaşamışım. Pasaport var mı yanında onu soruyorum. Dedim niye ki? Polis geliyor. Ya gelsin dedi ya polis. Polis gelsin dedi. Geldi geldi, bir de durmasın mı bizim yanımızda? Bir de indi. Ah dedim, ah gelsin, ah geldi. Aşağı indi. Lütfen hocam bunların hepsi iletişime. Ben yani boş şeyler anlatmıyorum. Hop! 3,5 yaşındaki çocuk. Nasılsınız? Merhaba. Nereden? We are from Turkey. İstanbul? İstanbul değil. Yani Afyon. In the middle of Turkey. İstanbul'a çok gitmek istedim. Gidemedim dedi. Nasılsınız? İyi misiniz dedi. İyiyiz. Ne zaman geldiniz dedi. Bir yıl oldu. Dedi ki burada sizi rahatsız eden bir unsur var mı? Nasıl? Rahatsızlık duyan bir unsur? Hayır, yok. Kartını çıkardım. Ben Kapalava Polis Merkezi'nden Robert, eğer sizi burada rahatsız eden bir durum olursa lütfen bana bir telefon açmanız yeterli. İyi eğlenceler. Bindi gitti. Abi etkilendi. Etkilendi. Bir de şimdi sosyal psikolojik tahlil yapmamız lazım. Boş gitmedik ki oraya. Hani bir şeyler yapmamız lazım. Türkiye'den oraya, oradan buraya geldim. Uşak'ta çalışıyordum. Uşak Emniyet Müdürü'nden hemen randevu aldım. Böyle bir heyecan var. Emniyet Müdürü. Ben orada 10-15 tane bir şeyler yakaladım. Bunu bir proje olarak İçişleri Bakanlığı'na sunmak istiyorum. Nedir? Hocam bizim hani böyle robot gibi giyinmiş motosikletli polislerimiz var ya. Bunlar bizim huzur parka, koru parka girseler hafta sonları. Gelseler. Merhabalar. Biz Uşak Emniyetinden Hikmet, Caner. Sizi burada rahatsız eden bir unsur var mı? Bir telefon kadar yakınız. Bizi lütfen arayın olur mu? Deseler. Ben devletimi görsem orada. Hocam muhteşem bir şey dedi ya. Muhteşem dedi. Bir kere görmedim. Beni bir okşadı, bir yağladı, bağladı. Ben de çıkarken Türkiye Cumhuriyeti'nde bir şey kazandırdım edasıyla çıktım. Bir kere görmedim. Geldim burada da anlatıyorum. Anlatacağım. İletişim çok önemli bir şey değil mi? Her şey muhteşem. Sadece o yalnızsa her şey mahvolur gibi. Ben şimdiye kadar efendim, efendim diye başladığım, buyurun efendim dediğim ya da affınıza sığınarak ifade etmek istiyorum dediğim ya da rica etsem diye başladığım hiçbir cümlenin mağlubiyetini yaşamadım efendim. Hiç yaşamadım. Eğer bir şeyle hani bir test olacaksak, bir imtihan olacaksak biz o imtihanı önce dille kazanabiliriz. Depreşen duygularım var içerimde. Benim depreşen duygularım var içerimde.
Bazen bu şiir olur çıkar, bazen saz söz olur çıkar. Ama bazen de ben, inanın, o kanatlanmış duygularımın arzını ifade etmekte, arz etmekte kifayetsiz kalıyorum. Çünkü o dil bende yok. Sizin içinizdeki o güzellik, kıymetli misafirler, ancak ve ancak iyi bir dile sahip olmakla olabilir. Bazen şöyle dersiniz, işte biz hani yaşadık onu, 3 numarada yaşadık. Hipotermi diyorlar değil mi hocam? Hocam müdürüm biliyor, yakından ilgilendi, Allah razı olsun. Hipotermi tedavisi için çocuğu biz Denizli'ye ambulansa götürmek zorunda kaldık. Ve imtihanlı bir doğum yaşadık biz. Ben o süreç içerisinde mesela, o süreç içerisinde yaşadıklarım şimdi aklıma geliyor. Biz şöyle bir milletiz efendim. Biz şöyle bir milletiz. Girsen hastaneye, seni baştan sona yanlış tanı tedavi yapsalar, sen hasta olsan, hastalığına hastalık katsalar, ama doktor dese ki, vay 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 Mehmet hocam, yine gelmiş, keşke gelmeseydin hocam, ama hasta olunca da birlikte olacağız, hürmet ediyorum, gel bakalım otur dese, inanın yanlış tedavi yapsa, çıkınca ben muhteşem diyorum, çok muhteşem ilgileniyorlar diyorum. Biz hep böyleyiz, duygusal bir milletiz. İçeride tanısını çok doğru koysan, bir anda iyileşse, ama işte bazı şeyler olsa, bakmasan etmesen, Uşak Devlet Hastanesi, müdürüm de burada, çok özür diliyorum. Yaşadıklarımı söyleyeceğim ama onların hepsinin cep telefonu kayıtlı. Ben adaleti anlatırken hukuk fakültesinde öğrencilere, adliyede değil sadece, sokağın her köşesinde adalet, eşine adalet, çocuğuna adalet, sabah kahvaltısını yediğinde artan lokmaları kuşun ya da kedinin önüne koymaktır adalet. Bize hep yanlış öğrettiler. Terazi, domates, 2 kilo, 2 kilo. Terazi, domates, 2 kilo, 2 kilo. Çocukluktan beri terazinin kefesinin yan yana gelmesini sadece adalet olarak anlıyoruz. Adalet, zulmün zıttı olarak bir şeyi yerli yerine koymaktır efendim. Adalet, zulmün zıttı olarak bir şeyi yerli yerine koymaktır. Oraya tam da rica ederim cuk diye oturuyorsa, oraya rica ederim koymak en büyük adalettir efendim. Ben bekledim, böyle bir bağırsak düğümlenmesi gibi bir sancım var. 10-12 dakika bekledim. Sonra ben içeri aldılar. Bir tane hanımefendi vardı. Bank mı diyoruz? Orada çok özür diliyorum, bakar mısınız efendim diye uzattım. Bana böyle hiç bakmadan aldı. 9'a geç dedi. 9'a geç dedi. Ben eğildim, dedim ki 9'a geçer misiniz beyefendi olacaktı dedim. Öyle baktı. Beni herhalde ya valilikten ya rektörlükten ya da siyasi gücü olan bir şey zannetti. 9'a geçer misiniz beyefendi dedim. Memnuniyetle dedim. Memnuniyetle. Geçti geçti. Gelmesine gerek yok. Bana bak ne olur ya. Lütfen bana bakar mısın be? 9'a geçer misin beyefendi de ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu görevlisine o yakışır be. Geçtim. Ne oldu biliyor musunuz? 9'a geçer misiniz? İçeriden konuşuyorlar benim hakkımda. Bitmedi. Dedim ki eğitimse devam. Bu bir mücadele. Geldi bana böyle bir tane ağabeyimiz. Kolunu aç dedi. Biraz önce diyen sen misin gibi. Kolunuzu açar mısınız? Beyefendi olacak dedim gülerek. Çok mu önemli dedi. Benim için çok önemli dedi. Bizim şu an o doktor beyle ve bizim o hanımefendiyle cep telefonlarımız var, görüşüyoruz efendim. Bir gün bu memlekette rica ederim diyenler, rica ederim demeyenleri yenecekler. Vallahi yenecekler. Teşekkür ederim diyenler, teşekkür etmeyenleri yenecekler. Buyurun efendim, siz önden buyurun diyenler, hurra yapanları bence yenecekler. Çünkü bu bir sizi yaratanın vaadidir. Sizi, bizi, hepimizi yaratanın vaadi budur. O yüzden biz doğru insanlar olmak durumundayız efendim. İletişim, şu anda ben hukuk fakültesinde inanın arkadaşlarla danıştay kararları çözüyoruz. İdari hukuku. Bazen özel hukuk hükümlerimiz var, yargıtay kararları çözüyoruz. Bütün en büyük uyuşmazlıkların nedeni bazen inanın teşekkür etmemek. Yani gel özür dilesen 12 yıllık dava sona erecekti be. Bir özür dileseydin bu olacaktı ya.
neden yapmadın ya diyeceğimiz vallahi birçok dava var efendim. İster inanın ister inanmayın. Bazen böyle bir uyuşmazlık nasıl olabilir diye düşünüyorsunuz. Ama uyuşmazlık oluyor işte. O yüzden de ben burada Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifini nakletmek istiyorum. O çok mühim bir şey bence. Ben bunun sabırla alakalı olduğunu biliyordum ama bu kadar net olduğunu bilmiyordum. Hocam ayrıntısıyla şu. Gerçek sabır, virgül, toslama anında gösterilen sabırdır. Bu kadar. Ben bunun hani sabretmekle ilgili güzel bir şey olduğunu, sabrın iyi bir şey olduğunu bilirdim de şu ayrıntıyı unutmayalım. Gerçek sabır, toslama anında gösterilen sabırdır. Tosladıktan sonra sabrın hakikaten bir kadri kıymeti kalmıyor. Bitti çünkü artık bir uyuşmazlık efendim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bilmem şöyle böyle. Yani bunlara mahal vermemek adına ben dedim ki hani, aslında hani sağlıkta iletişim yerine sağlıklı iletişim. Devlet Hastanesi'ne yaptığımızda adı sağlıklı iletişimdir. Çünkü sağlıklı iletişim bugün en muhteşem ilacın bireyler arasındaki ilişkilerde en muhteşem ilacın sağlıklı iletişim olduğunu düşünüyorum. Ve bu ilaçtan ne kadar alırsanız alın hiçbir şey olmuyor. Bu ilacı ne kadar kullanırsanız kullanın hep size faydası var. Ama diğer bütün ilaçlar hakikaten öyle değil. Yaşadığımız 3-4 hadise ben burada sağlıkta. Beni dediler ki Maliye Bakanlığı defterdarlıklara yazı göndermiş. Demiş ki Maliye Bakanlığı'nın hizmetlerinin sunumunda adalet konulu seminer. Adalet deyince hocam APİ'de Mehmet Atifoğlu hakkı geliyor. Mehmet defterdarla gittim. Dedim ki ya defterdarlık da adalet ya. Hani kamu hizmetlerinin sunumunda adalet. Ya nasıl? Bu hani sıraya geçmekten başka aklıma bir şey gelmedi yani. Gelenlerin vergi mükelleflerinin sıraya geçmesi. Yok yok dedim ya bu böyle olmaz. Ben adalet anlatayım herkes kendisine çıkartım yapsın. Yani herkes mesleğiyle alakalı çıkartımlar yapsın. Bir tane böyle salon yaptık. Biraz uzun sürdü akşama doğru. Çünkü onlar part one part two diye yapmışlar böyle. Sonra ne oldu? Sonlara doğru bir hanımefendi parmak kaldırdı. Hocam dedi. Adaletten anladığım şey şu, birazcık da herkes gülmeye başladı. Oranın maskotu oymuş. Yani neşeli bir hanımefendiymiş, gülerlermiş onunla. Ben şunu anladım dedi, ben hep dedi, eşim dedi eve gelir ha 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 gülüyorlar. Ben dedi mutfaktayken dedi, eşim dedi işten geldiğinde mutfaktan hoş geldin hayatım diye bağırıyordum dedi. Ama şimdi ben gerçek adaletin bizzat o işi bırakıp kapıya gelip hoş geldin canım deyip sarılmak olduğunu anladım dedi. Lan benim anlattığımdan bu ne lan? Hanımefendi vallahi tebrik ediyorum. Bu çıkartım bende bile yok dedim. Hayır hocam dedi adalet dediğiniz bir şeyin durması gereken yerde durması, bakması gereken yere bakması, duymaması gerekeni duymaması dediniz ya dedi. Ben dedi biraz uzak duruyormuşum. Bundan sonra eşimi kapıda karşı. Vallahi süper. Müstefit oldum dedikler. Ben müstefit oldum kadından. Hani doğru değil mi be hocam? Vallahi. Beni çağırdılar efendim Diyanet TV'den. Soru sordular. Kadına şiddet ne? 6284. Hemen böyle bir almışlar ağızlarına ki ben biraz farklı bir hukukçuyumdur. Kesinlikle problemlerin kurallarla çözüleceği kanaatinde değilim. Hemen bir ortama gittiğim zaman sayın rektörüm şu lafı hep duyarız. Özellikle de ben. Hocam sen hukukçusun bilirsin. Ya abi niye ben biliyorum ya? Ya sen eşini dövmüşsün. Sen olmadık hakaret etmişsin. Sen eğitimini almamışsın. Sen cacık bir adamsın. Niye ben biliyorum? Hukukçusun ya sen. Öyle bir dünya yok. Ben bilmem. Onu sen bileceksin. Dediler ki efendim kadına şiddet nedir? 6284'e göre mi Mehmet Hatipoğlu'na göre mi dedi. Dedi moderatör dedi ki nasıl yani dedi. Hani bendeki başka kanundaki başka dedim. Sizdekini alalım önce dedi. Dedim ki efendim eve girdiğinizde kadın ya da koca. Karı koca diye öğrendik biz. Şimdi o da çok, karı mı dedin diyor. Vallahi ben 1926 tarihli medeni kanunu gördüm. Orada hep karı koca diyordu. Ben medeni kanun ifadesi kullanıyorum.
dedi, kadın girdi, koca girdi. Merhabalar hayatım, nasılsın, iyi misin? Bugün nasıl geçti diye sormamak İslam medeniyetinde kadına şiddettir dedi. Biz ne psikolojik, ne fiziksel, ne ekonomik darlığından bahsediyoruz Allah aşkına. Hocam, bu aşırı tevazu diyorlar bazıları. Aşırı tevazu zulüm getirir diyorlar. Hiç getirmedi. Hiç getirmedi. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Siz başkası için tevazu gösteriyorsanız zulüm getirir. Ama Allah için getiriyorsanız o tevazuyu hiç zulüm yaşamazsınız efendim. Kesindir. Çünkü efendim şöyle, çok değerli, çok değerli Hazir oldu. Biz buradan çıktıktan sonra da çok değerli canlılarla birlikteyiz efendim. O insan, o eşref-i mahluk, o halife. O Allah'ın yeryüzünde yarattığı halifesi, melekler inanmamış buna. Bozgunculuk çıkaracak ve birbirlerinin kanını dökecek insanoğlundan mı halife yaratacaksın ya Rabbi? Evet, biz öyle bir şeyiz. Yani biz sadece 60-70 yıllık için kamu görevlisi değiliz. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserler sonrasında sordukları soruya verdiği cevap muhteşem ya. Muhteşem. Bugün buradan şu çıksın, olur mu efendim? Ya sen bu Süleymaniye'yi, sen bu camileri, Üsküdar'dakini, Mihrimah Sultan'ı nasıl yaptın ya? Bu nasıl bir estetik, nasıl bir imar, nasıl bir inşaat? Biz hiç inşaat yapmadık ki. Biz ibadet ederdik buyurmuş. Bu tırnak içerisinde söylüyorum. Ben hiç mimarlık yapmadım. Ben hep ibadet ettim. Ben hiç dekan yardımcılığı yapmadım. Ben ibadet ettim. Ben hiç doktorluk yapmadım. İbadet ettim demek gibi bir şeydir. En nezih, en çok dikkat edilmesi gereken meseleyi yapmakla biz mükellefiz efendim. O yüzden de hani bunun bir parçası olarak sadece eğitim. İletişim. Birkaç tane örnek söylemek istiyorum. Yani salonda hani buradan lütfen bir çıkartım yapar mıyız? Aracımla bunu birkaç defa da duymuş olabilirsiniz. Bırakın duyun yani. Ama ben bu kitleye ilk defa sesleniyorum. Duymuş olanlar olabilir. Afyon'dayım. Aracı park ettik. Ben de iki aktör yardımcımız vardı. Yemek yemiştik. Onlar kendi arabalarıyla gittiler. Ben çıkarken ölü noktaya denk geldi. Görmedim arkadan geleni. Hakikaten görmedim yani. Çıkarken benim ön yanımdan geçen arabaya cart diye sürttüm. Eyvah dedim. Ama arabayı görünce biraz rahatladım. Böyle 2099 model Palio. Tamam dedim. Ödeyecek para var. Hepsi. Abicim içinden bir 30 yaşlarında genç indi. Benim cam şöyle şu kadar açıktı. İnmedim ama o çok kötü indi. Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz dedi. Ben onu da kapattım. İçeriden bir şey anlatmaya çalıştım. Cama yaslanmış, nasıl bağırıyor? Ben duymuyor beni. Hafif indirdim. Kıymetli kardeşim, sana yeni bir araba alırız. Affına sığınırım. Lütfen küfretme dedi. Vallahi bana böyle acıdı. Ben bu dedi ne konuşuyor? Ben ne diyorum buna diyorum. Aynı dünyanın insanıyız ama aynı dünyada değiliz der gibi. Baktı vallahi acıdı. Çekil abiciğim bak dedim. İndirdim. Kardeş dedim şuradan tuttum. Abim bak herkes bize bakıyor. Ben sana yeni bir araba alırım. Ben rektör danışmanıyım dedi. Ben üniversitede güven telkin etmek için söylemek zorundasın orada. Kriz yönetiyorsun. Dedim ki abim bak herkes bir sevgili. Abi ama yeni aldıydım ya dedi. Bak şerefsizden abiye bir insanlık evrilmesini. Kardeş ben hukuk fakültesindeyim. Sana yeni şu bak bu kartı al. Şimdi sen git. İstediğin ustaya git. Bunu yaptırt. Bana kaç liraysa söyle. Değer kaybı yaşanmışsa dava açmana gerek yok. Onu da halledelim dedim.
Çünkü çok rahat konuşuyorum arabaya bakarak. BMW, Mercedes, öyle demem. Değer paylaşım, üstünü açtım da olmaz. Tekin dedi ki, hocam dedi, biraz daha dikkatli olalım dedi. Dikkat deyince bundan sonra ben seni gördüm ya. Çünkü bu ne biliyorsun? Milyar insan, milyar karakter. Hafsiden bir abimiz değil ki. Hocam olur, sıkıntı yok desin. Bu bir kriz. Ne oldu biliyor musunuz? Akşam oldu. Ya ben bunu her yerde anlatıyorum. Muhteşem bir olay ya bu. Aradı, hocam dedi. Ben arabayı vurduğunuz... Evet. Ben Ankara yolundaki sanayiye gittim dedi. O zamanın parasını söylüyorum. 800 lira dediler dedi. Hocam dedi, siz dedi... 500 verin dedi, yeter dedi. Neden kardeş dedi? Hocam sonradan ben düşündüm de cep telefonuyla oynuyordum. Bende de hata olabilir, hak geçer diye korkuyorum dedi. Vallahi. Onun da telefonu bende kayıtlı. Hocam yaşayalım ya. Elyas Kanetli'nin Körleşme diye bir kitabı var biliyor musunuz? Okumuş körleşmiş ya. Profesör Kien. Bir kitap düşmüş, almış, silmiş, okumuş, eşini unutmuş, dadıyı unutmuş, herkesi unutmuş, inmiş apartmandan sadece girmiş, hiç kimseye bakmamış, bahçesindeki gülün kokusunu hissetmemiş. Ondan sonra hak vaki olmuş, kör olarak gitmiş, kör. Ama bu gönül körlüğü. Ben tam da yeri gelmişken, size bir şey ifade etmek istiyorum. Hani ben körleşme kitabından sadece birkaç cümlesinden dolayı etkilenmiş olabilirim. Kıymetli rektörüm, affınıza sığınarak bende böyle biraz şairimsi bir yön de var. Onu da hemen cuk diye geldiği için şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Okumak, kalın kalın kitaplardan okumak diye bir şey yazdım. Onu sizlerle paylaşayım da. Allah için böyle okumayalım olur mu? Çünkü hepimizin şu an buna ihtiyacı var. Kalın kalın kitaplardan okudum. Kapakları başka, yazarları başka. Lakin harfler aynıydı her açtığımda. Kaybolmuşum satırların arasında. Bir saman kağıda teslim olmuşum yıllarca. Bilemedim, yaşadığımı zannettim. Saatlerce oturdum, çevirdim. Sayfalar bitti de ben bitmedim. Noktalar korkar oldu artık, virgüller dolu dizgin. Raflardan üzerime çığ gibi gelen kitaplarım. Bilginin altında sanki nefessiz kalmışım. Okudum, lakin sonuç iki kelime. Yaşamadan yaşlandım işte. Kelimeler dışarı çıkmasınlar diye kilit vurdum kapıma pencereme. Okumak demişlerdi bana bütün çare. Meğer dokunmakmış gaye. Çıkıp sokağa dokunamadım bir insana. Okuduğum gülün kokusunu hiç duyamadım. Arka sokakta ağlayan bir çareye dert edip kulak veremedim. Süslü cümlelerle binlerce şekle soktukları kızımın saçını bir kez olsun okşayıp koklayamadım. Kitapla dolu her yanım. Körleşmişim, sonradan anladım. Geçip giden zamanın ardından şimdi duyulur mu acaba feryadım? Geçip giden zamanın ardından şimdi acep duyulur mu feryadım? Duyulmaz. Bitti. Çünkü biz hani şunu ifade etmek istiyorum. Yani sabah kalktıktan akşam eve girene kadar bir niyetle, lütfen bir niyetle. Yoksa bizim işimiz yaşlı. Ben Avustralya'da bir sözcük kullandım. Hanım çok güldü. Bunlar dedim la ilahe illallah Muhammed Resulullah desinler bize cennette yer kalmaz. Yaşantıya bakıyorsun. Bir Müslümanlık eksik. Dedim ola şehadet getirseler. Bilse aldık. Yani onların gayrimüslim durması belki şu an bize... Ya böyle bir şey olabilir mi kıymetli misafirlerim? Ben şöyle bir iletişim gördüm. Markette rafa bakarken... Burada 80-85 yaşlarında Kral Elizabeth gibi vallahi kokoş bir hanımefendi bekliyor. Ben bakıyorum ona. Tam bu niye bekliyor?
Ralph'la göz temasını bozmak istemiyormuş. Yuh! Ben bazı şeyleri burada anlatınca ne oluyor biliyor musunuz? Bana bir de şöyle bir şey diyorlar. Bunu tamamen reddediyorum. Afyon'u çok seviyorum. Afyon'dan çok şey öğrendim. Ben bir şey anlatıyorum. Afyon'da. Nasıl ya? Bu kendi memleketine ihanet ya. Gelin değiştirelim ya. Bir güzellik anlatıyorum. Murat'ı anlatıyorum, Murat'ı. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hastayla, hasta yakınlarıyla iletişimdeki, evet doğru, haklısınız. Yapacağınız iyilik onlardan gelecek cevapla kaimdir. Sizin yapacağınız iyiliğin yaşamını, hayatını, süresini o belirler. Doğru. Ama bizim böyle bir beklenti içerisinde olmamız o zaman eğitim sistemini ya yani benim çünkü bu tür şey, hocam siz bilmiyorsunuz kimler var kimler, neler var neler. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Ama bir şey söyleyeyim. Biz iyiliği yaşatmak zorundayız. Ben X unlu mamullerine çocukları bıraktıktan sonra giderken bundan yaklaşık 2 sene önce bir poğaça almaya, hani affınıza sığınıyorum, bir poğaça almaya girdim. İçeri girdim, 17 yaşlarında bir genç delikanlı kasada anne baba olduklarını tahmin ettiğimde orada yapıyorlar. Onlar yapıyor arkada, çocuk satıyor önde. Selamun aleyküm kıymetli kardeşim dedim içeri girerken. Aleyküm selam abi dedi. Bana bir şundan bir şundan dedi. 17 yaşında. Tak tak koydu. Buyur abim dedi. Ne kadar dedim. Ne kadar demişti. 2 yıl oldu. Ne dedi biliyor musun? Vallahi böyle dedi. 4 liranız varsa ricam olur. Yoksa canın sağ olsun abi dedi. Bir daha söyler misin dedim. Çok hoşuma gitti. İletişimin zirvesi ya. 4 liranız varsa ricam olur. Yoksa canın sağ olsun abi dedim. Bir selfie çektirebilir miyiz dedim ya. Vallahi. Çocuk bak dedi. Ne iş yapıyorsun abi sen? İşsiz misin dedi. Dedim ki ben hukuk fakültesinde öğretim üyesiyim. Vallahi seni anlatacağım. Ben çünkü öğrencime hep Erdem anlatıyorum. Bizim hukuk diye bir sorunumuz yok. Hukukçu diye bir sorunumuz var. Bizim hukuk diye bir sorunumuz. Mevzuatların kralı var bizde. Uygulayan yok. Yani onu çok iyi bir hukukçunun elinde çok kötü bir kanun muhteşem olur diyorlar ya, adalet dağıtır. Çok muhteşem bir kanun iyi olmayan bir hukukçunun elinde saçma sapan hale dönüşebilir. Ben o yüzden öğrencilerime erdem ve iletişim anlatıyorum. 4 yıl boyunca. Cevaplar burada efendim. Geliyor valla. Hocam bize derste ders harici anlattıklarınız var ya. Meğer gerçek dersler onlardır. Bu kadar. Bu kadar. Sonra ben selfie çektirdim. Sen benim idolümsün sen işte. Herkes başkasının selfiesini yapar. Ben senlik. Geldim hocam arabaya oturdum. Bak şimdi iyilik gördük ya. Ben şöyle yapabilirdim. Alıp teşekkür ediyorum deyip çıkabilirdim. İyiliğe karşı verdiğin cevapla kaimdir onun şeyi, hayatı. Geldim Twitter'a girdim. Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki Murat ne kadar diye sorduğunda böyle dedi. Poğaçaları yemeden karnım doydu yazdım. Tıkladım gitti. Ne bileyim böyle olacağım. Öğleye doğru vahalilikten. Hocam, siz böyle bir paylaşım yapmışsınız. Bu nerede? Biz Gökmen Bey'le bir gideceğiz. Nasıl ya? Teşekkür edeceğiz. Yani hoşumuza gitti yani. Vallahi süper. Ondan sonra ben yerini söyledim. Siyah arabalar bir çıkmış. Murat'ın oraya girmişler. Murat bakmış baba anne. Demişler ki Murat nerede? Direkt diyor. Onu Murat'tan dinliyorum. Murat diyor. Abi diyor. Artık bana hocam demiyor. Abi diyor. Bir geldiler diyor. Murat nerede deyince ben bittim. Bizim diyor düz ağaçta biz market basırdık diyor. Geldik babam çok çalıştı işçiydi diyor. Bizim her yere hacimiz vardı kurtulduk. Vallahi direkt hacimiz maçı hepsi geldi. Murat oturmuşlar. Anne sonradan var. Ne oldu ki babasına? Demiş böyle böyle oldu. Diyor ki şöyle.
Yavrum, Murat'ım deyip ağladı diyor. Bu iletişim değil ne hocam? Bu iletişim. Bir tane cümle bu. 4 lira deseydi. 4 lira deseydi bunlar olmayacaktı. İşte hayatta öyle bir şey var. Ben burada sağlıkta iletişim, motivasyon. Yani her gittiğimiz yerde Allah yani dinleyici. Çünkü neden biliyor musun? Siz önemlisiniz. Ben değil. Ben değil. Dinleyen dinlerse bir kelamı gönülden hikmet olur, idrak olur, can olur, hayat bulur. Eğer gönül kilit vurup kelam kalırsa eşikte, söyleyene dert olur, israf olur, ziyan olur. Sizlerle kaimiz efendim. Karşılıklı etkileşim yaşayacağız. Bugün bir şeye vesile olacak. Ben hiçbir zaman şeklen yaşamayı sevmedim. Ne olursunuz. Yaşayarak, yaşayarak, yaşayarak. Bir şey söyleyip, mesela bu bir şey modelidir biliyor musunuz? Kendi davranışlarınızı ortadan kaldırmak. Mesela bir şey, değişim yaşamak istiyorsunuz. Batı medeniyetinde bu vardır biraz ama İslam medeniyeti açısından tehlikeli bir şey bu. Yapmadığını söyle. Yapmadığını söyle. Yani sigara içiyorsun ya. Sigara içiyorsun ama içme diyorsun. O içme cümlesi senin içini kemirmeye başlıyor. Sen içiyorsun. Niye içmedin? Yazıklar olsun sana. Riyakarsın sen. 200'sün. Sen içiyorsun. Diye davranış bırakılır diyor. Çok tehlikeli ama başka yerlere de gidebilir. O yüzden biz bu modeli çok tasvip etmiyoruz. Ama ben şunu ifade etmek isterim. Bugün bir düşünelim ya ne olursunuz. Yani o hastalarımızı, hasta yakınlarımızı şuna hepsini düşünelim. Ve biz bir anda kendimize öznel bir hayat oluşturacağız biliyor musunuz? Öznel bir hayatımız. Özgün olmaya çalışalım. İletişim değil sadece davranış, yaşantı, çocuklarımızla ilişkilerin hepsi böyledir. Ben size bir tane şimdi bir hocam ben bir sosyal deney yapmak istiyorum. Yani şöyle çok kısa bir şey. Saat kaç bu arada? Şunu alır mısın? Efendim? 1:20. Ne olur çıkmayın ya. hanımefendi, maskeli hanımefendi. İsminiz nedir efendim? Seda. Evet. İyi ki size sormuşum. Kısa olmasını yeğlerdim de. Ha, Abdurrahman falan olsaydı. Seda Hanım, nasıl? Sizin isminizi yazdım. Güzel. Güzel. Ama şey gibi biraz eğlenmiş. Bana samimi söyleyin, güzel. Evet, nasıl bir indirebilir misiniz? Evet. Yüz hattınızı merak ediyorum. Tesli biraz eğlenmiş. Bu nasıl? Açık oldu herhalde. He, öyle oldun ha. Vallahi hissettim. İlk evet. Başta böyle yaptım. Bunu gösterince böyle yaptım. Hayat da böyle efendim. Alabilir miyim? Size ben tablolu yazarım. Hocam. Ya hukukçuyuz, güvende mi kaldık? Bak bir şey söyleyeyim ben. Hocam. Okullara gidiyorum. Çocuğa diyorum ki adın ne? Birisi dedi ki Abdülhalip. Lazım. Dedim bu. Böyle yaptı bana. Ben dalga geçiyorum zannettim. Bu nasıl dedi? Böyle çocuk. Alabilir miyim onu dedi. Hocam bazen böyle davranırız. Bazen böyle. Böyle davrandığımızda karşı tarafın yüzü Seda Hanım'ın yüzü gibi olur. Bazen böyle gülümserler. Hayat hep böyledir. Allah bu dini zatı için özel seçmiştir. Özel seçtiği bu dine layık kullar olmak en büyük gayedir. Lütfen ama lütfen. Ben çok küçük daha bir şey anlatıp bitiriyorum. Sona geldim. Sayın Ekrem çok özür dilerim uzattıysam. Babam geldi.
İkram diye bir şey vardır. Yemekten sonra akşam 9 gibi yenen. İkram çok önemli. Babam da memleketten gelmiş rahmetli annemden sonra. Hanım da biliyor ki babam televizyonda haberlerle ikram ama televizyon yok. Sıkıntı o. Bizim evde televizyon yok. İletişimin bir kuralı da bu olmayacak. Çocuklarla muhteşem iletişim. Zorunda kalıyorsun. Bir oldu, iki oldu, artık şu an çocuklarla konuşmak zorundasın. Televizyonun olmayışı muhteşem hocam. Hocam baba geldi, televizyon yok mu? Yok ama ben bilgisayardan sana açarım baba dedim. Biz yemeği yerken hanım fırına kek koymuş. Hocam ben de ekmek biraz soğuk geldiği için babam sıcak yesin diye fırına, bak görüyor musun, bak. Bayanlara bak. Bayanlarla erkeklerin tepkisi ne kadar farklı. Erkek İmam Hatip'te anlattım bunu, böyle yaptı. Kek, ekmek koyuyor. Vallahi bayan İmam Hatip'te anlattım. Ben, ay! Nasıl bir şey? Bu nasıl eşit ya? Açıp tam koyarken, ne yaptın dedi. Böyle kaldım babamın yanında. Hanım babamın yanında bağırdı. Dedi, ne oldu? Ya açılır mı dedi ya. Ya dedim üstüne koymadık dedim ya. Altına koyacağım dedim. Dedi ya yapma, kek mahvolur. Hocam 2 dakika sonra kek içine gitti. Vallahi hiçbir şey. Ya bende bir tefekkür oldu. Ne oldu biliyor musun? Bir kekin pişmesi için bir kapak açmak kapatmak bu kadar değerliyse biz insanoğlu olarak yetişmemizde kim bilir ne kapaklar açıp ne koyulmayacak malzemeler koyuyoruz ya. Hakikaten böyle ya. Efendim, hürmet ediyorum. Saygı. Konuşmalarından dolayı değerli hocamız Doktor Mehmet Hatipoğlu'na teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, plaket takdimini gerçekleştirmek üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nurullah Okumuş'u sahneye davet ediyoruz. Gerçekten bir stand-up tadındaydı. Ben... Hocam gelmeden önce herkes şöyle demiştir, bak bunu itiraf edin. Yine seni. Bu başka. Başka. Ben bunu anlatamıyorum işte. Ben Afyonkarahisar'a bunu anlatayım. Beni bir çağırın olur mu ya? Beni bir çağırın. Hocam onu garanti veremiyorum. Ama dönüşte ilk seminerde burada yapalım. Aa, evet. Ben yani sizi ve değerli heyeti çok seviyorum. Ben de söz veriyorum. Peki. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nurullah Okumuş'a çok teşekkür ediyoruz. Çiçek takdimi için başhekimimiz Sayın Doçent Doktor Ahmet Ali Tuncer'i sahneye davet ediyoruz.